Yalıkavak Belediyesi'ne ait arıtma tesisi atık su terfi istasyonunda çalışma yapan Taşeron firma çalışanı iki işçi kuyuya düşerek hayatını kaybetti. Öğle saatlerinde meydana geldiği öğrenilen olayda belediyeye ait atık suların bulunduğu terfi istasyonunun önünde çalışır vaziyette bir vinç gören ve durumdan şüphelenen vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Yalıkavak Belediyesi arıtma tesisi altında bulunan atık su terfi istasyonunda çalışma yapmakta olan Taşeron firma elemanı iki işçinin 6 metre derinliğindeki kuyuya düştüklerini belirledi. Belediye ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Akut Bodrum ekibi, itfaiye ve jandarma ekipleri işçilerden birinin cenazesini kuyudan çıkarırken diğer işçinin cesedine bir süre ulaşılamadı. Kuyudaki diğer cesedin çıkarılması için atık su tankındaki suyun boşaltılması beklendi. Ekiplerin su tankında yaptıkları arama sonrası işçilerden 28 yaşındaki Levent İyigün ve 32 yaşındaki Harun Güney'in cesetleri kuyudan çıkarıldı. Cesetler su tankından çıkartıldıktan sonra savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracına konularak Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Akut Bodrum ekip lideri Saadettin Uslu gazetecilere yaptığı açıklamada bize iki kişinin tanka düştüğü bilgisi geldi. Yardım istendi. Olay yerine gelerek çalışma yaptık. Cesedin biri belediye ekipleri tarafından çıkartılmıştı. Tank yaklaşık 6 metre derinliğindeydi dedi. Kazayı haber alınca olay yerine gelen işçi yakınları büyük acı yaşarlarken bazıları fenalık geçirdi. Kazanın meydana gelmesinin ardından olay yerine gelen Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan da çalışmaları yerinde takip etti.